gavum, neredesin? Neredesin? La ne yapıyorsun orada? Çalışıyorum patron. Hı? Ula, bu ne biçim çalışmak? Ula ne biçim çalışıyorsun sen? Motor musun? Ne işin var? Sen bana okuyaz adam ol dedin. Okuyorum. Tövbe tövbe. Hadi gel, hidroliği kaldıracaksın. Tamam, tamam, geliriz. Cehal kırı. Ne anlarsın okumaktan? Gel! Gel lan buraya! Geliyoruz baba. Harife bak. Usta, karıdaki mala bak. Bak şimdi uşağım, bunu iyice dinle. Heh. Sakın kolu bırakmayacağım, hidroliği böyle kaldıracağım tamam. Bozuk. Çünkü altına gireceğim onun, anladın mı beni? Bak, gördün mü? He, tamam. Aferin sana. Hadi, kaldır onu, kaldır! La kaldır sen onu! Ya, kaldırıyoruz Allah Allah! Kaldır, kaldır! Tamam! La kaldırsana uşağım! Usta, karıyı gördün mü? Bana bak, nerede bizim iyi atolum usta? He? O, arabanın altında yatıyor. İyi, yatsın yatsın! Karnın aç mı? Hadi gel yemek yiyelim ha! Gelemem, kirikoyu tutuyorum. Baş ver ya, yatsın. Ha, bu karıyı gördün mü gazetedeki? Bu ne be, tut bakayım şunu. Ne yaptın ulan? Terbiyem yaslettin be. Daha iyi, az yer kaplar, halı gibi kullanırız. İyi, yatsın. Hadi gel gidelim. Hadi gel gidelim. Ulan uşağım, kaldır şu trikoyu, ezdurdum altında arabanın. Kurtarak mı? Hadi kurtaralım, insanlık bizde kalsın. Ha, erkeklik bizde kalsın. Tamam, ya. Tamam, geldik, geldik. Ya bağırma, çık bakayım! Ulan bırakma cevabı, krikoyu kaldır ulan, çıksın. Bırakma cevabı ya! Bana bak, sen krikoyu kaldırmasını biliyor musun? Biz de hatır kaldırıyoruz ya! İyi tamam, hadi git kaldır! Ne bakayım onlara, bana ver! Gazeteyi... Gazete kimde kalacak? Gazete mi kimde kalacak? Usta gazete ister misin? Çırpınma, çırpınma, topu topu bir arabanın altında kaldın! Evet! Kaldır hadi, kaldır! Usta, karıya baksana karıya! Var mı lan? Ne bağırıyorsun lan, ne bağır, millet rahatsız etme! Gel, gel şuraya! Kaldır hadi, kaldır! İşte çıktın, ne bağırıyordun? Yaktım ben oğlu, asla öldürüyordun! Ben sana demedim mi krikoyu bırakmayacağım diye? İyi, dikkat ediyordum! Kovdum lan seni, kovdum! Bağırma lan, kovduysan kovdun! Ne yapalım? Ayrıca araban sağlam ha, tebrik ederim. Ayı gibi bir herifin üstüne düştü, bir şey olmadı. Defol! Bağırma, bağırma! Dur bir daha kaldırayım, hoşuma gitti. Ha, bu da benim olsun, tamam mı? Ne haber ihtiyar, nasılsın? İyilik sağlık işte, görüyorsun, uğraşıyoruz, tamir bekle. İyi, uğraş! Ha, dur ben şu kirikoyu bir daha kaldırayım, hoşuma gitti. Ya bu herif beni kovdu, ben niye gidiyorum? Hadi eyvallah moruk! Güle güle! Gel bakayım usta, gel, gel! Tamam, geliyorum lan! Usta, ben ne olacağım? Seni kovmayırım. Sen bir şey yapmadın ki. İyi. O zaman yap, al bakalım. Lan seni de kovayırım. Ebru da kovdum. Kendimi de kovdum. Ulan kendimi de. Osman? Osman! Dersine çalışıyor musun ha? Çalışıyorum anne. Seni haylat seni! Bu resimlere bakarsın ha! Sen dayınlara mı benzeyeceksin ha? Anne! Onlara mı uyuyorsun? Hayır anne! Sana kötü örnek oluyorlar değil mi? Öldüreceğim seni, öldüreceğim! Ben ders çalışıyor zannediyorum, o da neler yapıyor! Geri açacağım seni! Ahlaksız! Öldüreceğim diyorum! Babacığım! Efendim? Bir miktar para rica edecektim de... Ne? Para mı? Evet. Ne yapacaksın parayı? Üstelik daha geçen hafta vermedim mi sana ben para? Evet ama çok azdı babacığım, çok az. Azmaz idare et.
Hem sen parayı bırak da asıl Pınar'la ilgilen. Pınar'la evlenirsen çok paran olur. Tabii benim de olur değil mi aslan oğlum? Hep aynı ceketle kızın karşısına çıkmaktan utanıyorum artık babacığım. Büyüdüm, içine olmuyorum, şu ceketin haline bak. Çekiştirme bozacaksın! 8 yıldır hep aynı ceket babacığım. 8 yıl mı? Oo, bayağı yeniymiş. Bak benimkileri görüyor musun? Tam 16 yıldır sırtımda. Şık olmak istiyorsan bir gün kravat, bir gün fular, bir gün papyon taktın mı? Al sana değişik 3 kıyafet! Ne para ne ceket, anlaşıldı babacığım. Perşembe günü Pınarlara gideceğiz ona göre. Artık şu nişan işini halledelim. Siz nasıl münasip görürseniz babacığım. Şimdi izninizle odama gidip derslerime çalışayım. Güle güle. Peki babacığım. Aptal! Çekiştirme! Ulan ah be, hadi içelim hadi gel. İçelim abi. Bakalım bu sefer kovulduğumuzu nasıl anlatacağız ablamıza? Boşver be, bir yolunu buluruz. Vallahi bu sefer anamız ağlatır. Bana bak, bir bakıma kovulmamız iyi oldu. Neden o? Nedeni var mı? Artık kendi işimizin patronu olmamız lazım. Bana bak, aklıma şahane bir fikir geldi. Yine o pohtan fikirlerinden biri. Yok canım. Önce bir miktar sermayeye ihtiyacımız var. Küçük bir krediyle bu işi hallederiz. Tabii. Bize kredi vermek için herkes sırada bekliyor. Bankalar, bankerler. Allah Allah. Oğlum bırak. O işi bana bırak sen. Şimdi doğru Mehmet Bey'e. Ulan deli misin sen? Herife kirasını ödeyemiyoruz. Bir de borç para mı isteyeceğiz? Vallahi adam yer bizi ya. Ne yapalım? İsteyelim bir yüzü kara, vermeyen zenci. Hadi bakalım. Hadi oh. Mis gibi olmuş. Oh. Bir saattir oturuyoruz. Allah'ın hikayeni bile ikram etmedi. Pis kel. Çocuklar, herhalde kira borçlarınızı ödemeye geldiniz. Abi, ne borcu? Yanında çalıştırdığın ablamın senden alacağı var. Onu kiraya say, gerisini öde. Ne olacak? Hadi. Benden alacağınız yok. Çünkü geçen ay kiraya zam yaptım. Ayşe'nin maaşı yetmedi. Abi, ablam 10 senedir senin yanında çalışıyor. Onun da maaşına zam yap. Yok, onunki kaldı. Kira arttı, onun için bana borcunuz var. Mehmet Bey, şimdi kira işini boş verin. Yeni bir fikrim var. Kolayca para kazanırsınız diye buraya güzel geldik. Ama olur mu abi? Bir dakika, sen bana bırak. Yeni kuracağımız firmamıza küçük bir kredi vererek... Kredi mi? Tabii, kredi ya, bol kredi. Kredi vereceksiniz, hisse senetlerimizde çok kısa bir zamanda hemen köşeyi... ve köşeleri döneceksiniz. Bak, peşin para ödemek için nasıl kemendiler? Sizin baksanız anlaşıldı! Para istiyorsunuz benden! Benden para alınmaz, bana para verilir! Defolun dedim size, defolun! Defolun edepsizler, soytarılar, soyuncular! Delikanlı ol lan, çakal! Erkekten teker! Defolun! Ay! Tam para isteyecek adam buldunuz. Nedir 10 senedir sizden çektiğim bey? O harika fikirlerin bari bir gün olsun işe yarasaydı. Oğlum sen benim kıymetimi bir türlü anlamıyorsun. Ancak holdingimizde olduğu zaman anlayacaksın. Dayı be, holding ne demek? Ne abi, git. Dayı, kaç holdingimiz var? Sayayım yavrucuğum, bak şimdi. Çıkın! Vallahi kulağını kopartırım ha! Para isteyemeyiz. Boşver, zaten böyle olacağı beyzdi oğlum, üzülme. Biz de yeni bir işe başlayacağız, sen hiç merak etme. Bir daha ne iş buluruz ki abi? Sen onu bana bırak. Bu sefer her şey tamam, hallolacak. Buldum bile. Buldum! Ne buldun? Turizm işine başlayacağız. Dalga geçme la, biz ne anlarız turizm işinde? Hele bir bak, başlayalım da görsen. Sonra gelsin dolarlar, marklar,
Para saymaktan böyle parmakların uçacak, parmaklarımız. Peki bu turizm işinde biz otel mi kuracağız, oteller zinciri mi, ne yapacağız? Söylesene. Yok be oğlum, ayı oynatacağız, ayı. Ne, ayı mı? Ha. Ya, yeteri kadar rezil olduk zaten, bir de ayıyı mı rezil edeceğiz? Yok be oğlum, merak etme sen be. Turistlerden paralar gelecek, paralar, ayılar oynayacak, paralar gelecek. Ayağın daha güzel. Hadi koca oğlan, hadi canım benim. Hadi orman kibarım, hadi kalk bakayım. Ayı bey, kalkar mısınız lütfen? Rica edeceğiz. Oğlum Allah Allah. Yahu kalksana oğlum, kalksana lan. Evladım sen nasıl ayıyla konuşacağını bilmiyorsun. Dinle bak, beni dinle şimdi. Dinle, buyur konuş. Kalk lan, ayı ol ayı. Ulan oğlum, nazik yol lan biraz, bu ayı daha niye böyle bağırıyorsun herife? Bak 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 şimdi bak. Aa, ya. Ondan sen bunu dilinden anlıyorsun ha. Yüzükler, hadi bakayım canım. Lezikler. Hadi Allah belanı versin ulan, yine oturdun lan. Allah Allah. Lan. Bak Ali, abi. Gel, gel dinle beni dinle. Bu ayı oynamıyor, ne yapacağız lan şimdi? Ha? Ha? Vallahi abi sen oyna o zaman. Ciddi mi söylüyorsun? He oyna. Olur mu ben oynarsam? Vallahi olur. Vallahi olur. Mı? Al çal bakayım, çal al çal. Ayağımda yüzükler, kolumda bilezikler. Ben sana dayanayım, oy oy ayıcım. Aman güzel ayıcım, vallahi güzel ayıcım. Aman aman. Hadi abiler, Allah rızası için lütfen bak ayılar oynuyor. Çal 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 çal. Ayağımda yüzükler, kolumda bilezikler. Ulan oğlum ayı, bak abenden utan. Senden daha iyi oynuyor. Sana dayanayım, oy gelinim. Aman aman gelinim. Ay Allah senin canını almasın. Ulan ne biçim hayvansın lan sen? Kalksana lan ya. Vallahi billahi. Ay Allah. Allah belanı versin lan senin. Yani şöyle bir zaten doğru dürüst bir şey olsa ayı olmazdı bu. Adam olsan ayı olmazdın lan. Bırak bırak. Bırak hadi. Kal orada. Kalk lan buradan şimdi. Hele otur oraya. Al. Hadi. Dün belagin de senin olsun oğlum. Ayı. Kirayı da çıkaramadık yar. Dom dom kurşunu değdi, dom dom kurşunu değdi. Bir avcı vurdu beni, bir avcı yedi beni. Ah dedim ağladım, yarını bağladım. Biraz dinle ne istersen ha? Yorulmuşsun dur be. Bugün yine çok güzelsin sultanım. Gene başlama. İstersen ben yapayım. Aman senden gelecek yardım Allah'tan gelsin. Gel seni bir öpeyim sultanım ha. Ay ne vuruyorsun? Bir daha senin evinde çalışır tabii ki olsun. Pip zampara. Ah, dur gitme sultanım. Allah kahretsin. Sultanım gitti. Bel abi bir daha iş icat ederken sakın hayvanlardan medet umma, tamam mı? Ne yapalım oğlum, bizde bu şans varken oynayan ayı durdu, ayı ol ayı. Bakalım ne zaman kıracağız şeytanın bacağını. Allah Allah! Ne oluyor lan? Geçene bak, geçene! Buldum, buldum! Kalk lan kalk, buldum! Bu sefer köşeye döndük gitti. Bak, yemeği görüyor musun? Görüyorum, ne olacak? Gemi işine başlayacağız. Armatörlüğe. Armutluğa mı? Hadi lan sen de, senin içinde mutlaka bir pokluk vardır. Bu sefer hiç korkma oğlum, tamam, her şey tamam. Paralar su gibi akacak. Su. Ali'nin önünde boş bir alan var. Hemen yanında Hakan'ı gördüm. Hakan'ın önünde doğru yerden bir pas. Hakan hiç bekletmeden aşağıya vuruşuyor fakat top kaleci Yavuz'da. Hemen karşı atak. Yavuz bekletmeden topu eliyle Zafer'e kazandırdı. Zafer'in karşısında Hayri var. Hayri bir sonuna geçti. Önünde boş bir alan var. Zafer orada sağda Aykut'u gördü. Aykut topu kontrol etti, etrafına bakındı. O anda sağdan kaçan Sinan'ı gördü. Sinan'ın önüne doğru uzun bir pas. Yetişebilirse tehlikeli olabilir. Kadir de o noktaya doğru defara kalktı. Sinan yetişti. Ortasını bekletmeden yaptı. Mehmet kafayı yükseldi ve gol! Gol! Mehmet at! Ulan bu lan bir süre etmez! Allah! Defolun buradan! Lanet herifler! Niye kızdı bu herif ya? Kim attı golü dedim, tuttu bana kızdı. Mehmet Akıcı var acaba? Yo olabilir, o büyük Mehmet galiba. Şimdi ara biraz durgunsun Pınar. Canın bir şeye sıkılıyor galiba. Yok canım. Sana öyle geliyor herhalde. Ben senin en iyi dostun değil miyim? Neden anlatmıyorsun? Bu ara annemle babamın davranışlarına sıkılıyorum. Beni zengin biriyle evlendirmek istiyorlar. Oysa ben sevebileceğim biriyle evlenmek istiyorum. Haklısın şekerim.
Parayla saadet olmaz. Damat namzeti de şu Kenan galiba, çok da yakışıklı çocuk. Dalga geçme Nesin, biliyorsun. Öyle tiplerden hiç hoşlanmam. Seni biraz kızdırmak istemiştim. O çocuk da sevilir mi yani? Tam bir erkek müsveddesi. Hadi istersen artık eve dönelim de merak etmesinler bizi. Olur, Allah bize hayırlı kısmetler nasip etsin. Ben sana dolanayım, oy oy Emine. Nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler? Sağ ol ablam. Sağ olasın ablacığım. Zift için, ikinci şişeyi de bitirdiniz. Ya boş ver be abla, getir bir şişe sen tamam. Be ya. Hadi, hadi. Hadi abi Şerefe. Şerefe hanım, Şerefe. Ali. Sen fazla ot yeme abi. Sana yakışmaz. Otu hayvanlar yer. Az için az. Bırak be ablacığım, bir efkarlandık işte. Her zaman içmiyoruz ya. Karışma tamam. Onlara seversen. Abla, köfte de çok güzel olmuş. Sağ ol. Eline sağlık. Aklıma müthiş bir fikir geldi. Bu öyle bir müthiş fikir ki herkesin aklına kolay kolay gelmez. Abi sus kurban olayım. Fikir mikir çıkarma boşuna, şurada iki duble rakı içeceğiz. Hadi Şerefe. Yo, bu seferki çok iyi bir fikir. Dünyada yemek yemeden durulur mu? Yo, durulmaz. Öyleyse dünyada en güzel iş gıda işi. Yani ne yapacağız yani? Fabrika mı kuracağız? Kes lan. Bu ne? Küfte. Tamam, köftecilik yapacağız. Peki arabayı ne yapacağız? Ne yapacağız? Tamam, tamam. Ağlamanızdan anladım. Arabamı alacaksınız, ne yapacaksınız? Gene kandırdınız beni, alın şunu. Bir daha da yanıma gelmeyin, bu son altınım. Sondan evvelki olabilir mi? Son dedik, son. Al abi. Ayağında yüzükler, kolunda bilezikler. Ben sana dolanayım, iki puan alayım. Aman aman Emine, Emine. Buyurun abiler, buyurun abiler. Küftenin alası burada, buyurun. Yemeyen pişman abiler, buyurun, buyurun. Buyurun, gel abicim, gel. Doyurun. Buyur abi. Gel abicim, gel, gel, gel. Gelsene. Buyur. Gelsene lan, ayı. Ulan oğlum, müşteriye karşı biraz nazik ol, orman kibarı, ayı! Evladım, akıllı ol biraz, bu işin kibarlığı mı kaldı? Satmak için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Nal bağla, nal! Bir tane satabildin mi, uğursuz! Ben niye uğursuz olayım oğlum? Müşteri yok, anlasana, hıyar! Aa, şimdi buldum! Aklıma bir fikir geldi! İlk müşteri biz olalım! Vallahi tebrik ederim, çok şahane bir fikir. Rica ederim, buyurun. Bravo! Buyurun efendim. Hah, ver bakayım şu ekmeği. Buyurun, yiyiniz. Teşekkür ederim kardeşim. Bir de ben yiyeyim. Oh, afiyet olsun. Oh! Köfte kalmadı. Ben her bir buçuk yap. Olur canım. Soğan koyma. Oldu. Koku yap. Halkımız karılar tamam. Marılar rahatsız oluyor. Tamam, haklısın, haklısın. Haklısın. Hah, ekmeği. Vallahi çok, çok akıllısın. Köfte kalmadı, yok köfte. Ya sabır, ya sabır. Tövbe tövbe! Ulan bir gün beni kovduracaksınız ama bakalım ne zaman? Boş ver, seni kimse kovamaz. Biraz güneşleneceğiz o kadar. Sonra patronun elbiselerini de vereceğiz. Üstüne yatacak deriz ya, Allah Allah. Sen şu patronun güneş yağından biraz getir bakayım biz, hadi, hadi. Hadi. Başka emriniz var mıydı efendim? İnsan hiç arkadaşlarını kırar mı ya? Hadi, hadi, hadi. Pekala, ama bu son. Hadi lan, hadi. Hadi. Hadi Allah. Ne iyi yaptın da tatilinde bize geldin, çok özlemiştik seni. Ben de öyle, ama bir dahaki sefere sıra sende, unutma. Şurada oturup biraz dinlenelim mi? İyi olur, ben de yoruldum. Ne güzel tekne. Evet. Abi, bunlara bak! Bize bakıyorlar. Evet, farkındayım.
Üf, yiyeyim anam! Şişt, laf atma! Kesik at! Nasıl oluyor? Bak böyle işte! Şunların haline bak! Evet, çok güzel değil mi? İlgilenmiyor gibi yapalım! Ay, ne yapacağım ben şimdi? Siz bir dakika bekleyin, merak etme, merak etme. Ay, toy. Bırakın beni abi, ne olur, ne olur yapmayın. Vurma abi be, elini ayağını öpeyim abi, vurma be. Vurma abi be, çoluk çocuk aç, benim de karnım aç, ne olur abi be. Bırakın beni, ne olursunuz. Hay Allah, yakaladılar mı acaba? Bırakın beni abi, polise teslim etmeyin, ne olur. Karnım aç abi, vurma abi, ne olur, çoluk çocuk ekmek bekliyor abi, ne olur, bunu yapmayın abiler be. Ne olur abiler, karnım aç abiler. Paran var mı? Biraz. Para ver bakayım şuna. Sağ ol abi. Al şunu. Bir daha da buralarda gördüm. Emol abi! Evet, hadi, evet! Bir tuvalet! Hadi abi, gidelim. Şunlara bak yahu. Efendim buyurun çantanız, her şey tamam. Size çok teşekkür ederim. Bütün mücevherlerim içindeydi. İkinize de çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız ne yapardık? Rica ederim, vazifemiz. Sinirlendiniz. Buyurun, size soğuk bir şeyler ikram edelim. Teşekkür ederiz. Biz gitsek iyi olacak. Evet, gidelim. Efendim, bari tanışalım. Ben Ali, bu da ağabeyim Veli. Ben de Pınar. Bu da teyzemin kızı Nesrin. Memnun olduk. Ben de memnun oldum. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Tokalaşalım sizinle de. Teyzenizin kızı da fıstık gibiymiş ha! Size de hiç diyecek yok, yeme de yanında yat! Biz buyurun. Gidelim artık efendim! Buyurun buyurun! Teşekkürler, hadi yürü! İyi günler, iyi günler! Hoşça kalın! Güle güle! Güle güle! Hoşça kalın! Güle güle, güle. Görüşelim! Güle güle! Güle güle! Bayılıyorum gençlere. Evet. Sağ ol kızım. Eyvallah. Teşekkürler. Bir şey gel daha alayım. Ver abi. Çocuklar ne güzel eğleniyorlar değil mi? Sizin oğlan pimpon oynamaz mı? Pahalı sporları hiç sevmez. Derslerde çalışmayı tercih eder. Hop. Arkadaşlar, nereye gidiyor bu sefer? Hay Allah, nereye gidiyor bu sefer? Yakaladım işte. Ay, çok da sıcak. Herhalde başına bugün bir felaket geldi. Pek felaket sayılmaz. Hop! Eğer o iki çocuk olmasaydı çantamız çoktan gitmişti. Bu her genç kızın başına gelir. Ya! Ben her zaman söylerim, çantanda değerli mücevher taşıma diye. İnsanın başına bir şeyler gelebilir, belli olmaz. Bu tür felaketlere genç kızların hazırlıklı olması gerekiyor her zaman. Ay ne kaçtı, dur ben onu alalım. Sen pimpon bilmiyor musun Kenan? Bak biz de yeni öğreniyoruz zaten, öğren sen de. Babam pahalı sporlara müsaade etmiyor, arkadan top toplamak daha zevklidir diyor. Zaten ben her zaman top topladım. Ya. Al bakalım. Ay, o zaman topla topları bakalım. Toplayayım. Şu gençlere bayılıyorum efendim. Genç olmak ne kadar güzel. Pimpon oynuyorlar. İnşallah devamı da hayırlı olur. Ne gibi efendim? Belki ileride evlenip evcilik oynarlar. Yakaladım bunu da. Buyurun topunuzu. Teşekkürler. Hop hop, altın top. Hoppa, yine yakaladım, buyurun. Hadi bırakalım artık. Hadi biraz dinlenelim artık. Dinleniyor muyuz? Niye? Oynuyorduk ne güzel. İyi oynadınız mı kızlar? Evet. Çocuklar, bir çay içer miydiniz? Yok. Teşekkürler, biz içeri geçiyoruz. Hadi. Bay bay. Bay bay. Bir dakika, bakar mısınız bir dakika, Pınar hani nişan yüzüklerini almaya gidecektik bugün? Biz bu işi biraz ertelesek daha iyi olacak. Peki.
Bay bay. Bay bay. Nisan'ı bir ay erteleyecekmiş baba. Ya öyle mi? Öyle. Siz ne dersiniz? Daha hayırlı olur. Değil mi efendim? Öyle olsun. Çekiştirip durma, eskiteceksin. Peki baba. Çantayı da iyi kurtardılar. Evet, üstelik hiç bu kadar neşeli ve sevimli insanlarla tanışmamıştım. Gerçekten ikisi de sempatikti. Hele uzun boylusu o. Hele o kısa boylusu. Ne kadar şakacı değil mi? Üstelik çok da cesurlar. Abi bu yeni yer de iyi ha. Evet. Şansımız açıldı. İki Allah tane güzel kızla tanıştık. Fıstık gibi. Değil mi? Sağ ol kardeşim. İyi de satış yaptık ha. Evet evet. Beyefendi günlerden beri mahvoldu köfte kokusundan. Hiç merak etmeyin efendim. Ben onun en kısa sürede çaresine bakarım. Gidelim. Hele o kısa boylusu teleme peyniri gibi. Vallahi uzun boylusu kaşar peyniri gibi. Geliyor lan. Hadi koştan. Gün lan. Araba nereden gidecek? Hey durun! Durun diyorum size! Ulan koş lan hızlı koş be! Abi daha fazla gitmiyoruz. Allah'ım! Durun kaçmayın! Kaçmayın! Gelin buraya! Gelin! Allah geldi. Durun bakalım! Nereye kaçıyordunuz ha? Söyle bakalım niye kaçıyordunuz? Kaçıyorduk. Kaçıyor muydunuz? Peki neden kaçtığınızı biliyor muydunuz? Tabii biliyorduk. Neden kaçıyorduk abi? Kanundan kaçıyorduk. He tabii! Bak abi! Şimdi belediyeler kanunu sokakta satış yapılmasını kesinlikle yasaklıyor. Evet, tamam mı? Belediyeler kanunu 132. maddesinin C fıkrasının A bendine göre sokakta satış yapanlara 3750 lira ceza yapılıyor. Değil mi? Ulan ben size bunları söylemek için geldim be. Abi sen niye yorulacaksın? Biz yorulalım değil mi? Hadi bakalım hadi ufak ufak toz olun buradan. Ha 3750 lira cezayı da vermeyi unutmayın hadi. Aa yok. Çok yok şimdi fazla. Vallahi fazla ya. Gel bana bak. Gel pazarlık. İki porsiyon köfte vereyim sana ha. Hadi. Olmaz olmaz. Hadi anlaşalım. İki dört porsiyon. Olmaz kardeşim. Hadi gözünü seveyim. Olmaz. Tamam, olur, olmaz. Olur. Hayır olmaz. Ya, i̇daret hadi, abicim ya. Olmaz ya. Akşam pazarlığı. Bak beni kaybedeyim. Bak kredimi yapın. Allah akşam pazarlığı abicim. Yapma. Keşke onları bir kez daha görebilsek. Elimizde fırsat varken neden görmeyelim? Ne fırsatı? Teşekkür etmek bahanesiyle görüşebiliriz. Peki nasıl buluruz onları? Mektup yazarak. Aman resim dalga geçme. Adreslerini bile bilmiyoruz ki. Sen de amma cahilsin. Düşündüğün şeye bak ayol. Sahildeki tekne onların ya, oraya bırakırız. Yaşa be Nesrin! Aman da yüzükler, kolunda bilezikler, uçana dolanayım, oy oy! Bir dakika bakar mısınız? Buyurun! Buyurun. Ali Bey ve Veli Bey yoklar mı acaba? Ali Bey mi? Yoklar efendim! O halde bu mektubu size versek onlara tabii verirsiniz efendim. Değil mi? Çok teşekkürler! Rica ederim! Allah Allah! Be. Güzeldir, güzeldir ama müşteri yok! Bana bak, sen bir saattir buradasın, senin bir derdin var herhalde ha? Hadi hadi çıkar ağzına şu köfteyi! Ya o kızlar var ya, hani zengin kızlar! Ne olmuş o kızlara, yoksa onları gördün mü? Görmekte ne kelime be! Haber bile getirdim! De git la, dalga geçme herife bak! Ya, dalga geçmiyorum, bu mektubu size vermemi istediler! İşte mektup! Al! Ne? Bize mi? Ver bakayım. Mektup mu? Ver bakayım. Oğlum bana ya, ver şunu. Ver oğlum, şunu. Bana lan, bana mektup bana. Tamam, tamam. Al oku bakalım, hadi. Oku. Oku. Oku, oku. Şimdi hatırladım. Neyi hatırladın? Ben okuma yazma bilmem ki. Tövbe tövbe. Şu şey, onu bildiğim için sana verdim ya mektubu. Ver şunu. Ne var, ne kızıyorsun lan? Yokluğu ben mi yarattım? Sayın Ali ve Veli Bey. Sizlerle tanıştığımızdan dolayı çok memnunuz. Bize yaptığınız yardımları hiçbir zaman unutmayacağız. Abi, şu mektubu versene, şöyle bir bakayım. Ne güzel, kağıda yazmışlar. Dayı, siz fena çarpılmışsınız ha! Çekil lan şuradan! Git la, git! Ah, ne güzel kızlardı, ah! Hele o sarışın yok mu, ah! Hele o kısa boylusu bir baktı, içim yandı abi, içim yandı. Abi bu sosyete kızları niye bizden buluşacaklar ya? Niye buluşmasınlar oğlum? Bizden daha yakışıklılarını mı bulacaklar?
Hem biliyorsun teknemiz bile var. Aa! Ne zaman aldık? Unuttum oğlum, kızlarla tanıştığımızda o tekne bizim dedik ya. Haa, öyle mi dedik? Şimdi ayvayı yedik. Biz el alemin teknesine niye bizim dedik ki? Oğlum bunlar zengin kızları. Başka ne diyebilirdik ki? Hem tekne dediğin nedir ki? Bizim daha nelerimiz var, nelerimiz! Nelerimiz var abi? Sen yine hayal kurmaya başladın abi. Şimdi iki tane tekne, bir tane yat... Anne yetti iş, dayım yine atmaya başlıyor! Dadan, eşi uğraşık! İkisine! Oğlum sus da dinle bakalım nelerimiz varmış! Aç tavuk kendini... el alemin teknesinde zannedermiş! Allah Allah, evladım sen beni dinlemiyorsun bak! İkisine! Dalga geçmeyi bırak! Sen bu kızları istiyor musun, istemiyor musun ha? Tamam, istiyorum. Tamam o zaman. İşi bana bırak. Ben ne diyorsam onu yapacaksın. Sakın unutma, bizim çok büyük şirketlerimiz var. Bir de köfte holdingimiz. Hem de üç tekerlekli köfte holding. Anladın mı? Anladım. Tekrar et bakayım. Tekrar et. Ne olacaktı? Köfteden sonrası? Ya Allah'ınızı severseniz dışarı çıkın. Tamam size ben. Kaç tamam, kere tekne tamam, yemedim lan. Demedim mi? Tamam uzatma. Patrona yakalanırsak mutlaka kovulurum. Tamam. Laf etmeyin ya. Kes. Kesme. Ulan insan bunca yıllık iki arkadaşını kırar mı? Ayıp, kalıbından utan lan. Evet. Boş ver Ali, boş ver. Bu adamla konuşmaya değmez. Biz gidip yengeyle konuşalım. Ona Fatma'yı anlatalım da ne adi bir adamla evlenmiş olduğunu hemen anlasın. Fatma mı? Siz nereden biliyorsunuz ya? Fatma'yı duymayan mı kaldı oğlum? Ondan bundan yatıyor, sonra da kalkıp konuşuyorsun terbiyesiz. Ama vallahi bir kerecik oldu. Tamam be! Bir kere ekken ne fark eder? Yenge duyarsa sen düşün artık gerisini. Tamam tamam, ne isterseniz söyleyin. Yeter ki yengeniz duymasın. Hem cebimiz boşaldı, birkaç kuruş para lazım. Hem de şu güzel kızlar vardı ya, onlarla küçük bir tekne gezintisi yapacağız. Şuradan demir alacağız, adaya kadar gidip geleceğiz, tamam mı? Eyvah! Siz ne diyorsunuz ya? Eğer duyarsa patron beni lime lime doğrar! Lan oğlum! Yenge doğrayacağına patron doğrasın, herif daha insaflı! Bana bak, salı günü kızlarla geleceğiz, demir alacağız ona göre. Kıyafetleri hazırla, gemiyi de hazırla. Tamam mı? Tamam! Tamam ya! Alın! Bu ne, bu ne? Alın! Fatma işini unuttuk değil mi? Tamam mı? Şimdilik. Allah cezanızı versin. Çok güzeldi ya. Ya emredin, iki tane de alayım. Oğlum git viski getir. Hadi hadi. Hadi şu bıyıklarını da kes, çok vahşi oluyorsun. Buyurun efendim, buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun yavrularım. Allah Allah, maşallah tüy gibi indi. Buyurun, ter üstünleri. Bak rüzgar var, kıçınızı üşütürsünüz. Yayın efendim, yayın. Yayılın, yayılın, yayılın. Evet, buyurun. Evet, ya bu üstünüzdekileri de çıkarın, Allah'ın verdiğini kuldan ne saklıyorsun? Olur mu öyle şey? Efendim, size bir hikaye anlatmak istiyorum. Evvel zaman içinde iki tane prenses varmış. Resmelere benziyorlarmış. Tabii, bu prensesler... Peki prensler kime benziyorlar? Susan, tabii ki bize! Ulan ben anladım da sana ne oluyor? Esrani, bu prensesler yata gelmişler. Ne yapmışlar? Söylesin size. Söyleyelim mi? Yatmışlar! Evet, sonra... İşleriniz nasıl gidiyor? Vallahi ne dedi? Hangi işler? İşleriniz diyorum, nasıl gidiyor? İşler mi? Çok iyi. Bizde iş, denizde kum, bizde iş. Öyle mi? Herhalde çok yoruluyorsunuzdur, değil mi? Evet, tabii, tabii. Çok yorucu, küfte... Çok iş. Ne? Anlamadım. Şey, yani bayağı... Şimdi boş ver bu çalışmayı da... Ben yaşım 30'u geçti, ilk defa kendimi mutlu hissediyorum. Vallahi. Niçin? Sen varsın yanımda, onun için yavrum. Prensesler prensle birlikte olduktan sonra... Gelmişler, oturduktan... Hep masal mı anlatacaksın sen? Bakın vallahi ya! Hayatım, masal ne oluyor orada ya? İyidir, iyidir, merak etme, konuşuyoruz.
masal anlatıyorum ben. Konuşuyoruz. Pipo içiyorum devamlı. Kardeşin çok şakacı. Evet, kendini öyle zannediyor. Bakayım sana bir. Çok güzelsin ya. Ben mi? Ha. Bak. Çok mutluyum biliyor musunuz? Neden? Şey yani mutlu... Konuşamıyorum. Hayatımda böyle güzel bir kıza hiç tanışmadım. Oğlum, birazdan gelirler, merak etme. Merak ediyorum, nerede kaldılar? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhaba anneciğim, merhaba. Kızım, nerelerde kaldınız? Bak Kenan Bey, saatlerdir bekliyor. Tabii ya, çok merak ettim. Kusura bakmayın, beklettik. Seni gezmeye götürmek için rahatsız etmiştim. Ay, onun için mi geldin? Yani telefonla da bildirebilirdin. Sakın üzülme oğlum. Yarın gezersiniz, öyle değil mi yavrum? Ay, anne, şu anda söz veremem mi? Peki ne yapalım öyleyse? Peki ben de izninizi rica edeyim. Babam merak eder de. Ay, şunu teslim edeyim. Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Hoşça kalın. Güle güle. Saat kaç? Söylesenize saat kaç? Biz
saat kullanmayız. Niye? İhtiyacımız yok, bize söylerler. Anlamadım. Söylerler. Nasıl yani? Her yerde sağlık söyleyen adamlarımız vardır. Gelirler, söylerler, giderler. Hem bize yakışacak saat daha yapılmadı. Japonlar çalışıyorlar ama onlar da beceremediler. Bekliyoruz bakalım. Gazino'ya gitmiyor muyuz? Biz gazino'ya gidemeyiz. Hile? Çok paranın çok derdi vardır. Nereye gitsek herkes peşimizde. Adımız baktı, Küste Holding. Ek olsa, tabanca olsa, neyse. Müsüzdekiler ne yapıyorlar diye. Herkes peşimize gitsin. Bütün gazeteciler falan. Tabii bir de çok santralık yapıyoruz. Yapardık yani. Ama emredin kazınıyla ayağınıza götürelim. Anlatsın. Buyurun. Şöyle bankada oturun. Ben hiçbir şey anlamadım. Ben anlamadım. Ama bir istikrarlık var. Bir iki deneme, deneme, deneme. Bir iki deneme, deneme. Üç dört beş S S deneme. O ne? Mikrofon. Evet sayın seyirciler, programımızın bu müstesna bölümünde huzurlarınızda İbrahim Acılı Ses. İbrahim Bey hoş geldiniz. Bize hangi türküyü söyleyeceksiniz acaba? Söylemeyeceğim. Niye? Şartlar müsait değil. Nasıl yani? Bana bir buçuk acılı dondurma, bir buçuk çiğ köfte, bir buçuk da karı lazım. Tamam merak etmeyin, ben hepsini ayarlayacağım efendim. Buyurun. Doğrudur çal oğlum. Ağam! Ağam! Ağam ağam ağam! Öz ağam! Öz ağam! Fikrin saf et gez ağam! Niye bıraktın oğlum? Ağlıyorum abi. Ulan oğlum uzun ara söylüyoruz da. Ben de uzun uzun ağlıyorum abiciğim. Hadi çal çal hadi. Olur. Hadi bakayım. Mavi çal lan mavi çal. Dondum kurşunu çalıyorsun lan. Tamam abi. Tamam. Mavi mavi masmavi. Gözleri boncuk mavi. Bir gördüm aşık oldum. Bu gelen kim yari? Ne yapıyorsun lan üstüme gelme oğlum. Nerede kalmıştık? Boncuk mavi. Mavi mavi masmavi. Gözleri boncuk mavi. Bir gördüm aşık oldum. Bu gelen kim yari? Kekiler bacılar teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun, sana kutladınız. Yanlış anlamayın, nasırına bastım. Biraz sonra Ferdi Baytar'dan şarkılar söyleyecek. Acıklı parçalar onun için. Toprak olur, taş olurum. Yoluna yol, taş olurum. Oğlum ne yapıyorsun lan? Dersen gar, taş olurum. Marat beyazlar. Anam öle ola! Ola ola ola! Abi bu şarkıcılar olmaz abi, millet bayağı mutlu olur. Yeter artık Niyazi, yeter ağlama. Ne oluyor lan? Filme başladık. Öyle mi? Evet. Peki karılar nerede? Karılar orada. Bize bakıyorlar dik dik. Öyleyse beni bırak oğlum. Ben şeri miyim? Hadi gidelim oraya. Buyur gidelim. Nasılsın? Yiyeceksin mi Lidiz? Ne güzel programdı değil mi? Abi ne güzel programdı ya. Hayatımda böyle program görmedim. Evet, evet. Buzul topografyasının izlerini yüksek dağların tepelerinde rastlayabiliriz. Amazonların kıyısında yaşayıp hem yüzen hem havada uçan... Efendim, aptal babacığım. Oğlum bütün gün evde kitap okuyup ders çalışacağına git de biraz Pınar'la ilgilen. Ama babacığım kitap okumak çok hoşuma gidiyor. Biraz da Pınar hoşuna gitsin zıpır. Pınar'la ilgilen. Ne yapayım babacığım?
Ulan bu yaşta ne yapacağını ben mi sana öğreteceğim? Akranların ne yapıyorsa sen de onu yap. Ne güzel kız, daha ne istiyorsun? Üstelik zengin de, değil mi? Ama babacığım, Pınar'ın son zamanlardaki davranışları bir hayli değişti bana karşı. Ah, tabii değişir benim beceriksiz oğlum. O kafanı çalıştırsana, çalıştırsana! Başka taraflarını çalıştır. Nasıl çalıştıracaksın, ben mi öğreteceğim sana? Asalak! Olur da, babacığım bir şey daha söylemek istiyorum, biraz daha gayret... Bana bak! Hüsnü Bey Pınar'ın doğum günü partisine çağırdı. Bu sefer ne yapıp edip nişan için Pınar'dan gün alacaksın, tamam mı? Bunu iyice bu salak kafana sor. Olur babacığım, peki yaparım. Bu sefer de beceremezsen hiç gözüme gözükme. Olur, babacığım bir sorun daha var. Ne sorunu? Bari bir ceket alsak, ceketim kısaldı da bakın. Ne ceketi? Çıkar şunu! İşte sana yepyeni bir papyon. Bunu taktın mı, sana yepyeni bir kıyafet. Parti için yepyeni bir kıyafet. Anladın mı salak? İyi ama çok kısaldı babacığım, baksanıza şunu haline. Çekiştirme! Eskiteceksin! Al şunu, doğru odana! Peki babacığım, gidiyorum. Of! Oh. Bu genç yaşta nasıl holding sahibi oldunuz? Her şeye sıfırdan başlamıştık. Fakirlik günlerimizde Ali ile sokak sokak dolaşırken... ...bir yandan da müthiş buluşlar yapıp bunları değerlendiriyorduk. Böylece çeşitli iş kollarına atılıyorduk. Her işe girdik, o ne derler, otomotiv sanayi, hani o gemiyle taşıma işini... Armatörlük mü? Armutluk gibi filan. İşte her işi yaptık, kocunmadan falan. Vallahi eşek gibi çalıştık ve sonunda ulaştık. En son gıda sanayiyle ilgili işimize başlayarak, bildiğiniz gibi köfte holdingi kurduk. Herhalde işleriniz iyi gitmiş olacak. Evet, gitti, gidiyor, gidecek de. Demek genç yaşta böyle başarılı oldunuz ha? Ya neyse boş ver. Yani sizin gibi böyle güzel kızlar dururken o işlerden ne gereği var? Aslında fakirden bu hala geldiğimiz için bazı alışkanlıklarımız sürüyor. Bu sizi çok rahatsız ediyor mu hanımefendi? O nasıl söz Ali? Hiç olur mu? Tam tersi çok, çok hoşuma gidiyor. Beni buraya getirdiğine çok sevindim. Burası çok güzel. Asıl güzel olan sensin Pınar. Sana bir şey söylemek istiyorum. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Ali. Seninle tanıştığımızdan beri bir an olsun aklımdan çıkmıyorsun. Hep seni düşünüyorum. Çünkü seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum Veli. Güzeller. Peki buraya geldin. Evet, hadi bakalım fıstıklar, buyurun buraya. Evet. Buyurun yavrum. Hadi bakalım, hep beraber uçacağız şimdi. Ay ne güzel. Ben de seni uçurayım. Harika oldu buraya gelmem. Sana bin defa söyledim, böyle yapma, Allah'ın cezası, top oynamayacaksın demedim mi sana? Ay! Ay! Sen ne yapıyorsun orada ya? Abi bunu tamir etmeye çalışıyorum, yarım saat sonra maç var da, naklan yayın. Oğlum böyle ses çıkmaz bundan. Nasıl çıkacak? Bak böyle, böyle olacak, bak. Aaa! Şuna Alaturka bir şey koysana. Olur. Çok güzel la! İbrahim'den yok mu bir şey? Olmaz, olur mu? Kapandı. Ya şimdi bırak bunları da, senin o harika fikirler nerede kaldı? Partiye gidemeyeceğiz kardeşim ya! Aha! Ali, artık bu işten vazgeçmemiz lazım. Ben Pınar'dan nasıl vazgeçeceğim kardeşim? Aha! Aman. Vazgeçelim diyorum ama ben Nesli'den nasıl vazgeçeceğim bilemiyorum. Ah! Dayı beyler, ağlamayın artık! Ağlamayın, hadi! Alın şunları! 500 bin, 500, 2 milyon, 500... Nereden buldun abi bu paraları sen? Sigara sadık!
sigaramı satsın, Allah seni kahretsin! Ya dur dur! Ya vurma çocuğa, vurma! Ya bırak satsın! Genç yaşta ticarete atılmışsın, fena mı? Neredesin, çık dışarı, çık! Dayın gibi eşek olma, adam ol! Durgu söylüyor, Durgu! Ha, bana... Bana ne dedin? Ne dedim? Eşek dedin! Öyle mi dedim? Tabi, ben dayısı der miyim? Evet! Bana eşek dedin! Evet! O zaman sen de dayısın! Evet! O zaman ben eşeğiyle eşeğin! Kafamı karıştırma la! Allah cezanızı versin, çocuğumu da kendinize benzettiniz! Abi bu 3000 lira da yetmez! Ah ah! Vallahi ne yapacağız? Ah ah ah! Ah ah! Ah ah! Tamam! Tamam, tamam! Alın bunu kullanın, bu benim son altınım! Sondan evvelki olmasın! Kızları sevdiğinizi anladım, onun için yapıyorum bunu! Bak ben de sana bir kıyak çekeceğim ha! Neymiş o? Abi gözüm seyiriyor, bu eve bir herif girecek galiba! Allah kahretsin! Hani utanmıyorsunuz, atlar mısın? Yapmayın! Yapmayın üstüme geldin! Yapmayın, kıslanıyorum diyorum, yapmayın! Durun, ay! Of, aman, aman, ay! Tebrik ederim! Tebrik ederim canım. Canım, gel de bir öpeyim seni. Dur hanım, biraz da ben öpeyim. Yeni yaşın kutlu olsun canım. Yaş günün kutlu olsun Pınar. Sağ olun. Sizinle önceden tanışmış mıydık acaba? Pek zannetmiyorum. Bize köfteciler derler. Meşhur köfteciler. Evet, köfte holding. Köfte holdingin sahipleri. Memnun oldum efendim. Biz de. Memnun oldum de. Sizinle tanıştığımıza memnun oldum. Köfte holdingmiş. Canım, ben de memnun oldum. İyi ki geldiniz, çok memnun oldum. Fıstık şey. Merhaba Pınar'cığım, nasılsın? Merhaba. Seninle bir dans edelim mi? Peki. Hay Allah, babam da nerede kaldı? Ama neredeyse gelir, çok çalışıyor zavallı. Pınar, biliyor musun, babam seni çok beğeniyor, çok seviyor. Sen niye dalgınsın böyle? Söylediklerime hiç cevap vermiyorsun. Misafirlere bakıyordum da, galiba canları sıkıldı. He. Ben biraz onlarla ilgilenebilir miyim? Nasıl, eğlenebiliyor musunuz? Tabii. Sizleri annemle babamla tanıştırmak istiyorum. Hadi gelin, bekliyorum. Oldu hemen. Efendim geliyoruz. İşiniz düşerse... Efendim görüşürüz, adresimiz Maçka'da köfte araba... yani Maçka'da 30-35 katlı apartmanın... 40 en... 40. Hadi gelsenize. Efendim görüşmek dileğiyle. Müsaadenizle. Efendim. Evet, anne, anlıyorum. İşte sözünü ettiğim arkadaşlarım. Bu Ali. Hoş geldiniz. Bu da Veli. Memnun oldum. Peki efendim. Bunlar meşhur köftecilermiş. Demek koca köfte holdingin sahipleri ha? Duydun mu? Köfteci holding bunlarınmış. Ah cicim, ben bunları biliyorum. Maçka'da 30 katlı apartmanları var. Ayol tanımaz mıyım? Meşhur köfteciler bunlar. Babam bunların babasını tanıyordu. Çok zengin bunlar. Çok tanımıyor musun? Tanımaz mıyım? Çok zengin elbette bunlar. Çok da meşhurlar. Tanımaz mıyım? Köfteci Holding. İstanbul'un yarısı bunların. Sen tanımıyor musun? Ayol tanımaz mıyım? Üstelik Kaşıkçı'nın akrabasıymış. Bana da uzaktan akraba olurlar. Zaten memlekete kaç tane holding var ki? Koort, Sabancı, bir de Köfteci Holding. Efendim demek firmamızın namını eşittiniz he? Köfte Holding şirketler grubumuza ait hisse senetlerimiz piyasada büyük rağbet görüyor. Herkes bulmaya çalışıyor ama kalmadı. Bitti. Hele yakında başlayacak olan ya bu dışarıya mal satma işini ne? İhracat. Heh, diline kurban gözüm. Ondan sonra bizim firma dünyanın en meşhur firması olacak. İhtiyar seni çok sevdim ha. Böylece bizi tanımayan kalmayacak. Evet, şöhretimiz dünya üzerinde tek olacak. Hele teyze, bir kız doğurmuşsun ki, bir gördüm, ne halt edeceğini şaşırdım. Şirin oğlum, şirin oğlum.
Canım. Hadi durmayın, dans edin. Efendim yok, önce siz buyurun. Hayır, hayır. Siz buyurun, buyurun lütfen. Rica edeceğiz. Buyurun, buyurun. Hadi canım, dans edin. Gel bakayım gel yavrum. Canım, gel canım. Pazarlık ediyor, bana baksınlar, bana bakmasınlar. Ne var ya? Bak oğlum, arkaya bak, arkaya! Gördün? Figür yapıyorum. Figür yeni çıktı. Hindistan'dan getirdiler. Merhaba efendim. Nasılsınız efendim? Geciktim, özür dilerim. Ah canım benim, pastamı isterim. Yemediniz değil mi hepsini kerasalar sizi? Yok yemedim. Nerede bizim çocuklar? Aa, o tarafta, o tarafta. Ah sağ ol, teşekkür ederim. Kaçmasın. Oo, hoş geldiniz babacığım. Ortada korkuluk gibi duracağın kızla ilgilensene biraz. Peki. Kimmiş bunlar? Bunlar meşhur köfteci holdingin sahipleriymiş babacığım. Allah Allah. Ne holdingi ne? Çabuk git onlarla ilgilen. Tamam tamam. Ben buldum bile, buldum. Abi, bir figür yapsana. Tabii, figür yapalım. Figür kısa da olur, uzun da olabilir, dışarıya taşabilir. Dikkat! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sonra sana ne yapacağımı söylerim. Söyle babacım, söyle babacım. Ay gittiler. Bizimkilerin gene komikliği. Evet. Hadi gel çıkalım. Hadi çıkalım. Hadi. Doğum gününde bizleri bırakıp gitmenize çok kızdık. Aa, hayatım kaç defa söyledik gitmek zorundaydık diye. Evet, gitmek zorundaydık. Hem bizi çok sevdiğinizi söylüyorsunuz, hem de en mutlu günümüzde bizi bırakıp gidiyorsunuz. Sizleri çok seviyoruz, buna inanın. Bir gün size bazı gerçekleri açıklayacağız. Ama zamanı gelince, çünkü iş hayatında bazı önemli şeyler vardır ki her zaman açıklanamaz. Öyle mi abi? Evet canım, öyle. Öyleyse siz şimdi buyurun hemen. Buyurun. Örtülerinizi yayın, buyurun. Buyurun. Oturun efendim. Buyurun efendim. Buyurun. Şöyle buyurun. Mavuz gibi kullanabilirsiniz. Biraz dikkatli olalım. Güneşe bayılıyorum. Öyle mi? Ben size bayılıyorum. Ben de öyle. Çok güzel değil mi? Evet. Ay iyi ki rüzgar da var. Evet. Evet. Güneşlerin, güneşlerin. Yalnız siz öyle orada durur güneşimizi kaparsanız güneşlenemeyiz değil mi ya? Olur mu, olur mu? Bu güneşi hiçbir yerde bulamazsınız. Abi, özel olarak getirdik. Abi biz köfteyi yanlış etten yapıyor muyuz? Abi, kızları bulduk, inşallah yitirmeyiz. Ah, ah, ciğerim yanıyor, ciğerim. Oh. Benim de, benim de. Oh, oh. Ah, ah! Köftecilik ha? Evet, köftecilik. Demek köfteciler ha? Evet, köfteciler. Seni üzmek istemezdim. Ne üzülmesi Kenan? Şimdi onları daha çok takdir ettim. Ali'yi daha çok sevdim.
Onların hayatlarını kazanmak için döktükleri alın terini ancak sen ve baban gibi gösteriş meraklıları hakir görebilir. Siz de mi aynı fikirdesiniz acaba? Tabii, bunda ne kötülük var? Peki şimdi ben ne yapacağım? Ne istersen yap, yeter ki git. Peki ben şimdi babama ne diyeceğim şimdi? Ha? Ne diyeyim peki? Ha? Ne diyeceğim babama söyler misiniz? Ne istersen de canım. Ne istersen diyeyim canım, peki gidiyorum. Şimdi Veli'ye daha çok hayran oldum. Bizimle gezebilmek için ne zorluklara katlandılar değil mi? Demek bizi bu kadar çok seviyorlarmış. Bunlar bu kızlara aşık falan değil. Öyle mi baba? Öyle ya! Paralara göz koymuş bu herifler. Öyle mi babacığım? Öyle ya, ama buna bir çare bulmamız lazım. Bu iş için o kadar para sarf ettim. O bir köfteci parçası, sen aslan gibi bir delikanlısın. Öyle mi babacığım? Öyle ya, bu kızı o köfteciye kaptıracak değiliz. O zaman sen bu işi aslan gibi oğluna bırak babacığım. Her zaman kafanı çalıştır derdin ya, bu sefer tamam. Çalıştıracağım kafanı, merak etme. Aferin! Torik, salata, istakoz... İşte ne varsa biraz getirin lütfen. Bana bize. Da öyle, lütfen. Ben de... bana ufacık bir... lütfercik canım. Başla efendim, siz ne istediniz? Bana da aynısından getir. Çocuklar ne iyi yaptık da buraya geldik. Evet. Pahalı bir yere benziyor ama oldukça güzel. Canım ne olacak, boş ver ya. Olsun yani, canım. Canınıza kullanın. Ne önemi var, ne önemi var? Çocuklar, siparişler gelene kadar biz makyajımızı tazeleyelim mi? Tabii, tabii buyurun, buyurun. Yedik mi? Neyi yedik mi? Kazı, yarı yarıya. Tabii kardeş payı. Abi boş ver de hesabı nasıl ödeyeceğiz? Nasıl şaşırdıklarını gördün mü? Keşke böyle bir oyun oynamasaydık. Hadi gel, çaktırmadan hesabı ödeyelim. Abi hadi içelim. Nasıl olsa hesabı ödeyemeyeceğiz. Olur mu lan? Olur, bu defa sen bana bırak. Sen kızları al git, ben sonra kaçmayı denerim. Olmazsa sabaha kadar bulaşık yıkar, ne olacak? Tabii. Ha, tamam. Kızlar geliyor. Tabii mi oğlum? Hoş geldiniz, buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. Hadi Şerefe, Şerefe. Şerefe, Şerefe. Buyurun, yiyin, yiyin. Arkadaşlar. Hadi abla, eyvallah. Güle güle canım, hayırlı işler. Abla eyvallah. Güle güle güzelim. Dayım, hadi gelirken hadi. Şekerlerimi unutmayın. Tamam. Resimleri alabilir miyim? Buyurun. Yaptıklarınız için ne kadar teşekkür etsem azdır. Aman efendim, lafım olur. Pınar da bizim kızımız sayılır. Al asmalık güle efendim. Güle güle güle. Al asmalık hanımefendi. Güle güle. Yürü hadi, aptal. Pınar! Buyur baba. Pınar, seni hiç affetmeyeceğim! Demek bile bile sokak satıcılarıyla geziyorsun! Bizim gibi bir ailenin kızına hiç yakışır mı bu yaptığın? Alın teriyle ekmek parası kazanmak ayıp mı? Siz esas o erkek müsveddesi, ispiyoncu Kenan'ı ayıplayın! Yoksa Ali'nin evli olduğunu da biliyor muydun? Ne? Evli mi? Evli mi dediniz? Evet ya!
Üstelik de evli! Ayıp ayıp, şu yaptıklarına bak! Hiç sana yakışıyor mu? Yazıklar olsun! Olamaz! Yalan bu! Ali bana yalan söylemez! Neden? Köfteci olduğu halde yalan söylemedi mi? Neden yeniden söylemesin? Hayır! Hayır! Bu evlilik masalı sizin casus Mehmet Bey'in uydurması! Al o halde şu fotoğraflara bir bak da gözlerinle gör! Hepsini Kenan çekmiş! O beğenmediğin Kenan! Bak senin için neler yapmış! Bak da iyice gör! Olamaz! Hayır! Olamaz bu! Bak bakayım şuna! Bir şey... Neden? Başka yalanlar uydurasın diye mi? Hadi, hadi gidelim buradan! Ne yaptıysa o pis herif yaptı! Bana bak, benim gibi söyledin mi acaba ha, ne dersin? Sen de holdikten değil misin la, hep aynı işi yapıyoruz! Tamam, o zaman bu iş bitti! Hep senin yüzünden ha! Ne iş yapsan yüzüne gözüne bulaştırırsın! Ama bu gönül işiydi be! Çocuklar, keşke bu işi uzatmayıp gerçeği kızlara söyleseydiniz! Ya, söyleyip de kaçırsaydık, değil mi? Sanki şimdi kaçmadılar! Bir de fotoğraftan bahsetti ha! Vallahi mutlaka o da senin yüzünden olmuştur! Niye benim yüzümden olsun ya? O pis ispiyoncu Kenan'ın yüzünden! Ha? Şu bizim Mehmet Bey'in aptal oğlu Kenan mı? Ha, kim olacak o? O pısırık bunları tek başına akıl edemez! Bu fotoğraf işinde mutlaka babasının parmağı vardır! Desenize gene iş bana düştü! Ya bırak Allah'ını seversen sen! Ne yapacaksın tek başına? Karışma oğlum, Allah Allah! Aman aman! Geldiğine ne kadar memnun oldum! Demek... Demek yine burada çalışacaksın! Seni çok özlemiştim kız! Ben de seni özlemişim ki geldim canım! Sahi mi? Ama para istemeyeceksin değil mi? Yok canım! Paranın lafı mı olur? Kenan nerede? İnşan hazırlığına gitti! Ben de gideceğim! Sen git biraz istirahat et! Ben evvela şöyle salonu toplayayım... ...sonra yatak odasına gelirim canım! Ha, peki olur! Bekledim, niçin gelmedin canım ha? Seni sevmedim de öyle mi? Ah! Şimdi ne oldu? Benim işim burada bitti, istifa ediyorum, hadi eyvallah! Aa, bana vurdu! Üzülme, başka türlü olmazdı ki! Pınar'a onların gerçek yüzünü gösterdin Kenan, çok teşekkür ederiz sana! Rica ederim efendim, o köfte oralara az bile! Kim bilir Veli'de de ne sahtekarlıklar vardır! Neyse canım, artık geçmişi unutun isterseniz! En iyisi o! Baban gelir gelmez nişan yüzüklerini takarız! Tabii! Bir dakika, bir dakika! Durun bakalım! Yüzük falan takmayacaksınız! Önce beni dinleyin! Nerede o nişanlanacak kız bakalım? Benim buradayım! Ben size nişanlınız olacak şu herifin marifetlerini göstermek istiyorum! Bakın şu fotoğraflara! Ben bu fotoğrafları daha evvel de gördüm! Siz bu fotoğraflardaki hanımsınız! Yani Ali'nin karısısınız öyle mi? Ne? Karısı mı? Karısı mı? Zaten böyle bir yalanı tahmin etmiştim! Ben Ali'nin ablasıyım, ablası! Ablası mı? Doğru mu söylüyorsunuz? Ne yani, 30 yıldır ablasıyım! Bir de nüfus kağıdı mı göstereceğiz sana? Demek bütün bunlar Kenan'ın iftirasıydı ha! Yazıklar olsun! Sana bu hususta çok şeyler söylemek isterdim ama... ...terbiye müsaade etmiyor!
Sen dur bakalım şöyle. Önce benim bu herife söyleyeceğim bir şeyler var. Üstelik benim terbiyem de müsait. Ne söyleyecektiniz acaba? İşte bunu! Bu kardeşlerim, bu da benim için! Öyleyse benim de bir şeyler söyleyeceğim var. Bu da benim için! Al bakalım, bu benim için, bu da benim için! Bu da benim için! Baba, babacığım, iyi ki geldiniz! Sizin babacığım, iyi ki geldiniz! Peki babacığım, bu ne için? Bütün işleri bok ettiğin için, şek oğlu şek! İşte oradalar, bak! Şşt! Bana bak, rüya mı görüyorum? Yok lan, kızlar geldi! Ali! Her şeyi öğrendim, seni çok seviyorum! Ben de her şeyi öğrendim! Yani köfte möfte? Evet! Hepsini! Kabul mü? Evet, kabul! Peki yanım benim! Sana kabul mü? Evet, kabul! Ah, canım! Canım! Canım benim, canım! Gel bakayım canım, vururum! Yanlış oldu, yanlış oldu! Çocuklar, aklıma çok muhteşem bir fikir geldi! Aman gelmesin efendim, gelmesin! Aa, bu seferki çok güzel! Hemen evlenelim, beşer tane çocuk yapalım! Anne! Yaşay! Hadi bakalım, hadi! Doğru, gözlenmeye!